Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Ben Değişim Rüzgarları adlı kitabımı çıkarmadan önce radyoda bir program yaptım. Ve tüm dinleyiciler bu programa katıldılar. Onların katılımıyla böyle bir toplantı yaptık. Toplantıda ben mavi şapka giydim. Bu konuyla ilgili bilgileri olan kişiler önce bilgilerini söylediler. Daha sonra olumlu eleştiriler geldi kitapla ilgili. Daha sonra olumsuz eleştiriler, daha sonra duygular ve daha sonra da çözümlere geçildi. Bunlar nelerdi? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Değişim Rüzgarı adlı kitap benim dinleyicilerimin bana yazdıkları mektuplardan meydana gelmiş olan bir kitap olacaktı. Böyle bir projem vardı. Önce ben mavi şapkaları taktım ve programımı tüm dinleyicilerime açtım. Önce beyaz şapka. Bilgiler. Bilgiler şunlar. Bu kitap 150 sayfa olacak. Bunları ben söylüyorum. Arkasından okuyuculardan gelen mektuplardan oluşacak. Ve başına ve sonuna ben yorumlarımı ekleyeceğim. Bilgiler kısaca böyleydi. Sonra olumlu eleştiriler geldi. Olumlu eleştiriler şunlardı. Kitap çok duygusal bir kitap olacak. Kitapta insanlar aradıklarını bulacak. Okuyucuların yazmış oldukları, dinleyicilerin yazmış oldukları bu kitap insanlara daha inandırıcı gelecek. Çünkü onlar kendilerinden birileri. Evet, aşağı yukarı olumlu eleştiriler bunlardı. Sonra olumsuz eleştirilere geçtik. Dedim ki, bu kitap hakkında olumsuz eleştirileriniz neler? Dediler ki, kitap satmayabilir. Evet. Dediler ki, orada yazılanlar başka insanları ilgilendirmeyebilir. Evet. Ve orada değişik insanlar yazacaklar. Bunlar arasında bir ahenk sağlanamayabilir. Evet, siyah şapkanın getirdikleri bunlardı. Sonra kırmızı şapkalara geçtik. Herkes kırmızı şapkalarını taktı ve şunlar yazıldı. Önce ben söyledim. Ağlamak istiyorum. Başka bir arkadaşımız dedi ki, çok heyecanlanıyorum. Bir tanesi dedi ki, çok merak ediyorum. Bir tanesi endişe duyuyorum dedi. Ve duygular söylendi. En son 6. şapkayı taktık. 6. şapkada ise çözümler vardı. Çözümler şöyleydi. Özellikle siyah şapkada ortaya çıkan problemler halledilmeliydi. Nelerdi bunlar? Kitap satmayabilir. Dedim ki, benim şimdiye kadar olan kitaplarım hep çok sattı. O zaman bu kitapta da benim imzam olacak. Ve bu kitap çok satacak. Evet, bunu geçtik. Dediler ki, orada yazılanlar başka insanları ilgilendirmeyebilir. Bu her kitap için doğaldır. O kitabı 100 kişi okuduğunda 70'ini ilgilendirse bizim için kar dedik. Ve olumsuz eleştirileri ortadan kaldıracak çözümler üretmeye başladık. Bakın, burada vermiş olduğumuz örnek bir eylem, bir karar ve bu eylem ve kararla ilgili olumlu, olumsuz eleştiriler, bilgiler, duygular ve çözümler. Normal şartlarda bir toplantıyı düşünün. Bu toplantının içerisinde katılımcılardan biri bir bilgi söyler. Bir tanesi olumlu eleştiriler yapar. Bir tanesi olumsuz eleştiriler yapar. Bir tanesi duygularından bahseder. Bir tanesi çözümlerden. Ve karmakarışık bir toplantı olur. Yıllardan beri Avrupa ve Amerika'da böyle toplantılar yapıldı. Ancak altı şapkalı düşünme tekniğinden sonra Avrupa ve Amerika'da yapılan toplantılar son derece olumlu geçiyor ve güzel kararlar alınıyor. Bunlar ülkemizde de başladı. Bakın, bir toplantı tekniği ve bir karar alma tekniği. Şimdi sizlere bütün dünyada
NLP diye anılan, başarının bilimi ve sanatı olarak da adlandırılan bir bilimden bahsedeceğim. Neuro-Linguistic Programming. Türkçesi sinir dili programlaması. Nedir nöro? Bakın, dışımızdaki dünya ve beynimizdeki dünya çok farklı şeyler. Biz dışımızdaki dünyayı sadece temsil ediyoruz, yaşamıyoruz. Ne ile? Beş duyumuzla. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama. Bunlarla dış dünyayı sadece temsil ediyoruz. Bu temsilin çok iyi olması veya çok kötü olması bizim elimizde. O halde nöro işte bu. Peki, linguistik nedir? Dil. Bir kullandığımız dil var. İnsanlarla iletişimde kullandığımız dil. Bir de iç konuşmamızda kullandığımız dil. Özellikle iç konuşmamızda kullandığımız dile dikkat edersek hayatımızda çok şey değişir. Linguistik de bu kısaca. Programming, hepimizin beyni programlarla çalışır. Bir defa bunun farkında olursak bu programları değiştirerek hayatımızda çok olumlu değişimler yaşayabiliriz. Evet, Neuro-Linguistic Programming'i kısaca açıkladıktan sonra bu programın varsayımlarına geçiyorum. Neuro-Linguistic Programming'in 10 tane varsayımı var. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Bir, iletişiminizin anlamı almış olduğunuz tepkilerdir. Evet, siz mükemmel bir sunum yapabilirsiniz. Son derece modern cihazlar kullanabilirsiniz. Ama buradaki en önemli mesele karşınızdaki insanın bundan ne anladığıdır. Geçenlerde kızım Merve'nin bebekleriyle oynuyorduk. Ve ben sözcüklerimle onun yanında olduğumu hissettirmeye çalışıyordum. Ama kelimeleri söyleyiş tarzım ve beden dilimle bunun aksini yapıyordum. Birden telefon çaldı. Gelen önemli bir telefondu. Ve ben bütün ciddiyetimle telefonda konuştum. Telefondan sonra kızımın bana söylediği şu cümle kafamda şimşek gibi çaktı. Baba, telefonda nasıl konuşuyorsan benimle de öyle oyna. O zaman anladım ki kızım benim iletişimimden hiçbir şey anlamamıştı. Anlatamıyordu da. Sonra kendi diliyle çok güzel anladı. Evet, iletişiminizin anlamı almış olduğunuz tepkilerdir. 2. İnsanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptirler. İşte NLP'nin insanı yüreklendiren ve amaçladığı her şeyi yapacağına inandıran bir ilkesi daha. Birçok konuda belki şöyle diyebilirsiniz. Benim maddi imkanlarım yeterli değil. Çevrem bana engel oluyor. Veya ben bu işin altından kalkamam. Bunların hepsi mazerettir. Belki hepsi gerçektir. Ama bu gerçeklerin sizin amaçlarınızı gerçekleştirmenize hiçbir yararı olmaz. İstanbul, büyük kent. İstanbul'da her apartmanın altında bir kapıcı ailesi yaşıyor. Ben bu ailelerin birçoğunun hayal ve hedeflerini incelediğimde çok şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştım. Bu vatandaşlarımızın ya bir evleri vardı, ya ev yapmak için aldıkları bir arsaları ya da en azından ev yapmak üzere kesinleşmiş bir hedefleri. Aynı apartmanda oturan ve bir kapıcının kazancının 8-10 mislini kazanan insanların evlerinin olmamasının yanında birçok kapıcı vatandaşımızın ev sahibi olmalarının bir tek izahı vardır. Onların bir hedefi var. Ve o hedefe ulaşmak için sürekli çalışıyorlar. Ve o hedefi sürekli düşünüyorlar. Hedefleri olmayan ve gününü gün etmeye çalışan apartman sakinleri yıllarca kirada otururken onlar ev sahibi oldu. Evet, insanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptirler kuralına. Bütün kalbinizle inanın. Ben topluluk önünde hiç konuşma yapmamıştım. Önce duvarlara, sonra çiçeklere, sonra yakın çevreme, sonra küçük gruplara, sonra binlerce kişiye hitap ettim. Ve her seminerimden sonra insanların hayatında bir fark meydana geldiğini gördüm. Ve şu anda bu kasette sizlere hitap ediyorum. Evet, insanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptirler. 3. Her davranışın altında pozitif bir amaç yatar.
Birçok kişi ilk duydukları anda bu ilkeye hemen itiraz ediyorlar. Ben de ilk duyduğumda pek mantıklı bulmadım. Ne yani? Bir insan bir insana hakaret ediyor veya vuruyorsa bu davranışın altında hangi pozitif amaç var diyebilirsiniz. Ancak burada anlatılmak istenen şey bu davranıştaki pozitif amacın subjektif olduğu. Yani kişiler yaptıkları her şeyi pozitif bir amaç uğruna yaparlar. Zaten pozitif olduğuna inanmazsa yapmaz. NLP'nin bu kuralını öğrendikten sonra artık insanların her davranışının altındaki pozitif amacı aramaya başlayın. Bu kuralı isteyerek veya istemeyerek en çok uygulayan satıcılardır. Müşterinin yaptığı her davranışa ve her söze sabırla katlanırlar. Müşterinin bir veli nimet olduğunu bilirler. Tüm insanların, satıcıların, müşterileri olan bu tutumlarını iletişimde bulundukları herkese göstermeleri durumunda o toplumdaki fertlerin birbiri ilişkileri çok mükemmel olur. Satıcılar nasıl müşterinin her davranışının altında pozitif bir amaç arıyorlarsa, biz de iletişimde bulunduğumuz kişilerin her davranışının altında pozitif bir amaç olduğunu düşünürsek, iletişimimiz herkesi imrendirecek kadar iyi olur. Size birisi bir yumruk sıkarsa, sizin bu kişiye yapacağınız iki şey vardır. Ya siz de yumruğunuzu sıkarsınız veya sıkılan o yumruğu açmaya çalışırsınız. Eğer hep sıkılan yumrukları açmaya çalışırsanız, o zaman yüzlerce yumruk açarsınız. Ve açılan her yumruk sizin karşınıza, sizinle işbirliği yapmak ve tokalaşmak isteyen bir el olarak çıkacaktır. 4. Güç, amaçlanan hedeflere ulaşabilmektir. Mevki sahibi veya zengin insanların çok güçlü olduklarını mı zannediyorsunuz? Babaları zengin ya da üst düzey yönetici olan arkadaşlarınızı imreniyor musunuz? Bunlar nasıl da hiçbir şeyden endişe etmeden, arkalarını babalarına dayanarak rahat bir yaşam sürüyorlar değil mi? Evet, siz de binbir güçlükle bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz. Hayatın sayısız tokadını yiyorsunuz. Arkanızda size destek verecek hiç kimse yok. Onlar hep güçlü. Kendiniz ise çok güçsüzsünüz. Bakın, hiç de öyle değil. NLP'nin bu kuralını öğrendikten sonra insanlara başka bir gözle bakacaksınız. Sırtınızı hiç kimseye dayamayacaksınız. Ve hayatınızdan mazeretleri kaldıracaksınız. Evet, güç amaçlanan hedeflere ulaşabilmektir. Güçlü insanlar küçük küçük hedefler belirlerler. Bunlara ulaşırlar. Ulaştıkça güçlenirler. Ulaştıkça güçlenirler. Daha büyük hedef verirlerler. Ulaştıkça güçlenirler. Daha büyük hedef verirlerler. İşte güç budur. O halde güç amaçlanan hedeflere ulaşabilmektir. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi herkesin okuyacağı bir kitap yazmak, CD çıkarmak ve böyle bir kaset yapmak. Evet, sizler bu kaseti dinlerken ben de çok güçlü olduğumu hissediyorum. Sağ olun. Beş. İnsanlar algılayabildikleri arasından en iyi seçeneği seçerler. Evet, şu anda siz bu kaseti dinliyorsunuz. Ve sizin algılayabildiğiniz en iyi seçenek bu. Sizi tebrik ediyorum. Şu anda kahve köşede de kağıt oynayan insanlar veyahut da aylak aylak dolaşan insanlar. İnsanlar algılayabildikleri arasından en iyi seçeneği seçerler. Bakın, bir satıcı pazara gidiyor. Sırtında çok değerli bir halı. Birisi diyor ki 90 altın veriyorum. Vermiyor. 95 vermiyor. 96 hayır. 97 hayır. 98 hayır. 99 hayır. 100 altın diyor. Peki sattım diyor. Yanındaki adam gelip diyor ki ona, senin elindeki bu halı 100 altından çok daha fazla ederdi. Niçin verdin? Adamın cevabı çok ilginç. Ben 100'e kadar saymasını biliyorum. Evet. İnsanlar algılayabildikleri arasından en iyi seçeneği seçerler. Lütfen bilinç düzeyinizi yükseltin. Algılayabildiğiniz şeyleri yükseltin ve bunların arasından en iyisini seçin. Altı. Harita sahanın kendisi değildir. Bir Türkiye haritası düşünün ve bunu kağıda çizin.
Bu çizdiğiniz Türkiye midir? Hayır. Sadece bir harita çizdiniz siz. Türkiye başka, harita başka. Karşınızda bir insan var. Onun beyninde bir harita var. Bir olayla ilgili bir düşüncesi var. Aynı olayla ilgili sizin de bir düşünceniz var. Ama çok farklı. Eğer bu beyin haritalarını örtüştürmezseniz asla anlaşamazsınız. Ben bir seminerimde diyet kelimesini verdim ve insanların bu kelimeyle ilgili çağrıştırdıkları ilk kelimeyi söylemelerini istedim. Kimisi doktor dedi, kimisi tavuk dedi, kimisi kola dedi. Fakat Yaşar Bey diye birisi araba dedi. Diğerlerini anladım ama ben arabayı anlayamadım. Dedim ki Yaşar Bey niçin araba dediniz? Dedi ki hocam ben hanımla iddiaya girdim. Ay sonuna kadar 5 kilo zayıflayamazsam ona bir araba alacağım. Bu yüzden diyet deyince aklıma hemen araba geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Diyet deyince aklına kola gelen bir adamla, diyet deyince aklına araba gelen bir adam. Eğer bunlar beyin haritalarını örtüştürmezlerse anlaşamazlar. Zaten Türkiye'deki ortaklıkların sonu hep böyle gelmiyor mu? Beyin haritalarının örtüşmemesinden hep ayrılıklar olmuyor mu? Evet. O halde harita sahanın kendisi değildir. Saha başka, harita başka. Bu kurala son derece dikkat edelim. Doğrunun, yanlışın, iyinin, kötünün, güzelin ve çirkinin insanın beynindeki haritada oluştuğunu bilmek ve bu haritaların özelliklerini bulmaya çalışmak gerçekten büyük bir ayrıcalıktır. 7. Her zaman bir seçenek daha vardır. Hayatta başarılı insanlar çözüme odaklanarak yaşarlar. Başarısız insanlar ise sorunların içinde kendilerini kaybederler. Çözüme odaklanabilmek için çözümün var olduğuna inanmak gerekir. Anadolu'da bir oyun oynarlar. Bir akrebi koyarlar, etrafına daire şeklinde gaz dökerler ve sonra bu gazı yakarlar. Akrep bir sağa gider, bir sola, bir öne, bir arkaya. Bu daireden dışarı çıkamaz, kendini sokar ve öldürür. Neden? Çünkü artık hiçbir seçenek kalmamıştır. Yaşadığımız dünyada ise her zaman bir seçenek daha vardır. Hatta iki seçenek vardır. Hatta üç seçenek vardır. Biz ne zaman seçenekler bitti dersek orada seçenekler biter. Hayır. Her zaman bir seçenek daha vardır. 8. İnsan yaşantısının bir yapısı vardır. Bu yapının içinde duygular, düşünceler, tutumlar ve inançlar vardır. Bunların her insanda değişik özellikte olmasından dolayı insanların aynı olaya tepkileri farklı olabiliyor. Örneğin bazı insanlar incecik bir kitap okumaları gerektiği zaman büyük bir strese girerken bazı insanlar sabaha kadar okuyarak koca bir kitabı bitirebilmektedirler. Bu tür insanların çantasında, iş yerinde, yolculuk sırasında okuyacakları bir veya birkaç kitap mutlaka vardır. Aynı olayın bu kadar farklı, hatta tam manasıyla birbirine zıt tepkilere yol açmasının sebebi acaba nedir? NLP uzmanları için bu olayın cevabı çok basit. Bir olay ile ona gösterilen tepki arasında geçen sürede o insanın beyninde bir takım oluşumlar oluyor. Bu oluşumların sırrını çözersek insanların davranışlarının da sırrını çözeriz. Bakın, buradaki en büyük mesele nedir? Hayatımızda meydana gelen negatif olayların hepsini küçültmek. Pozitif olan her şeyi de büyütmek. Düşünebiliyor musunuz? Küçücük negatif bir olay. Bir insan alıyor, bu olayı büyütüyor. Öyle bir hale getiriyor ki artık yaşam onun için dayanılmaz bir hale geliyor. Ve gidiyor intihar ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu olay tamamen subjektiftir. Ve o kişi incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir olay için hayatına kıymıştır. Halbuki hayatta o kadar güzel olaylar var ki. Bu bir bakış açısıdır. Küçücük bir pozitif olayı alarak büyütmek. Ve mutlu olmak bizim rahatlıkla yapabileceğimiz bir şey. İnsan yaşantısının yapısını tespit eder ve buna göre davranırsak her zaman mutlu olabiliriz. Dokuz. Bir insan bir işi başarabiliyorsa bunu herkes öğrenebilir. Bakın, o yapıyor, ben yapamam.
Öteki yapar, ben yapamam. Böyle bir şey yok. Eğer o konuyla ilgili yeteneğiniz varsa ve o yapıyorsa siz de yaparsınız. Ben yazarlığa başlarken Mümin Sekban diye bir arkadaşımdan örnek aldım. Mümin Sekban bir kitap yazdı. Ben Mümin Sekban'ı çok iyi tanıyorum. Dedim ki o yazarsa ben de yazarım. Ve bu kitap ortaya çıktı. Halbuki okul yıllarında yazarları ve çizerleri ben uzaydan gelmiş insanlar gibi görüyorum. Ama Mümin Sekban benim tanıdığım bir insandı. O yazarsa ben de yazardım ve yazdım. Yazar olmak isteyenlere şöyle bir tavsiyem var. Oğuz Saygın yazdıysa siz de yazarsınız. 10. Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır. İşte NLP'nin en çarpıcı kavramı. Siz bir eylem yapıyorsunuz ve bir sonuç alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben başarısız oldum. Hayır, bu sadece bir sonuç. Başarısızlık diye bir şey yok. Sadece sonuçlar var. Bir üniversite adayı imtihana giriyor ve kazanamıyor. Kendi kendini yiyor ve ertesi yıla hazırlanması lazımken hazırlanamıyor. Halbuki şöyle düşünseydi. Bu bir sonuç. Bir dahaki yıl daha iyi bir yer kazanır. Ya da bir iş adamı. Bir işte başarılı olamıyor. Kendisini başarısız görüyor. Hayır, böyle bir şey yok. Başarısızlık diye bir şey yok. Sadece sonuçlar var. Ama sonuçlardan ders almamız lazım. Evet. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece sonuçlar vardır. NLP'nin bu varsayımlarını hayatınıza geçirdiğiniz takdirde başarılı olmak ya da mutlu olmak sizin için hiç problem olmayacaktır. Evet. Başarmak sizin de hakkınız. Lütfen bu anlattıklarımızı hayata geçirin, başarının ve mutluluğun tadına varın.